Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Tarihimizde geçmişten bu yana süre gelen toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sağlamış binlerce öncü kadın var. Sanattan bilime, spordan siyasete başarılar saymakla bitmez. İşte eşitlik mücadelesinin öncü kadınları. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım. Kadının eğitimi, çok eşli evlilik, boşanma, kadının toplumsal ve ekonomik hayatta yer alması konusunda mücadele etmiş. Bu konuda pek çok makaleye imza atmıştır. Aziz Haydar Hanım, çocukları sebebiyle evlerinden ayrılamayan annelerin de okuyabilmesi için çocuklarıyla okula gelebilecekleri ilk anaokulu kurucusudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun hakkında, "Biz erkekler vatanın kurtarılması için çalışırken devletimizden maaşımızı da aldık." Halbuki Aziz Haydar aynı fedakarlıkları devletten bir kuruş almadan yaptı demiştir. İlk kadın şairlerimizden Yaşar Nezihe Bükülmez, Kadınlar Dergisi başta olmak üzere o dönemde kadınların yazdığı birçok gazete ve dergide şiirlerine yer verildi. Eserlerinde yaşadığı yoksulluğu dile getirmesi ve çeşitli grev ve işçi hareketlerini desteklemesinden ötürü toplumcu bir şair olarak da tanındı. Kara Fatma, milli mücadelenin kadın kahramanlarından. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede işgallerin başlaması üzerine önceleri yakın aile çevresi, akrabaları, köylüleriyle küçük savunma çeteleri kurmuş, daha sonra çetesiyle düzenli orduya katılmıştır. Mihri Müşfik Hanım, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressamdır. Nezihe Muhittin, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kadını toplum yaşamına dahil etme, Cumhuriyet rejiminin ilanından sonraysa kadınların siyasal haklarının tanınmasını sağlamak için mücadele etmiş bir kadın hareketi öncüsüdür. Henüz Cumhuriyet Halk Fırkası bile kurulmadan Kadınlar Halk Fırkası adlı siyasi partinin kuruluşu için çalışmalar yapmıştır. Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotudur. Atatürk'ün manevi evlatlarından olan Gökçen, uçuş kariyeri boyunca 8000 saat civarı uçuş gerçekleştirdi ve 32 farklı askeri operasyona katıldı. Suat Derviş, öncü gazeteci ve yazar. Gazetemizde dahil olmak üzere pek çok gazetede muhabirlik ve editörlük yapmıştır. Avrupa'ya muhabir olarak giden ilk kadın gazeteci, ilk basın sendikasının 5 kurucusundan biri ve ilk başkanı, Devrimci Kadınlar Birliği'nin kurucusudur. Semiha Es, ilk Türk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafçıdır. Hürriyet gazetesi için Kore Savaşı'nı görüntülemiştir. 50 yıllık meslek hayatı boyunca sadece çatışma alanlarındaki risklerle değil, aynı zamanda basındaki erkek egemenliğiyle mücadele etmiştir. Cahide Sonku, ilk kadın sinema oyuncusu ve yönetmenidir. Behice Sadık Boran, Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı, sosyolog ve siyasetçi. 20. yüzyıl Türkiye'sinin en önemli Marksist aydınlarından. 1960'lı yılların Türkiye sosyalist düşünce dünyasında Behice Boran tek kadın Marksist kuramcıydı. Hatice Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadındır. Mesleki çalışmalarının yanı sıra İstanbul'da başlayan feminist harekete katılarak Türk kadınının seçilme hakkı için mücadele etmiştir. Afet İnan, Cumhuriyet'in ilk tarih profesörlerinden olan Afet İnan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Devrim Tarihi kürsüsünü kurmuştur. Atatürk'ün manevi kızı olan İnan, Cumhuriyet döneminin yeni tarih anlayışının temellerinin atılması ve kadın kimliğinin kurgulanması